Tiyatro Aşk'ın kaleme aldığı muhteşem oyun. Dün akşam Gazi Mosalları hem düşündürdü, hem hüzünlendirdi, tüylerimizi de diken diken etti. O oyundan sahnelere başlıyorum. Yıl 1918, tam 100 yıl önce Mondros Mütarekesi'nde silahları alınmış, Anadolu'nun dört bir tarafını işgal etmiş emperyalist güçler. İngiliz, İtalyan, Fransız ve Yunan. Bakın tiyatro böyle başlıyor işte. Sahneleri ben kusura bakmayın kendi küçük kameramla çekebildim. Apar topar gittim zaten oraya. Ufak tefek kusurlarımızı kusura bakmayın. Evet, Tiyatro Aşk'ı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker'i izliyoruz. Daha Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı topraklarını çoktan paylaşmışlardı. Tam da bu sırada planlandığı gibi Mondros Ateşkes Antlaşması kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade eden bir ibret vesikası olarak tarihteki yerini aldı. Antlaşma yapılır yapılmaz İtilaf devletlerinden İngilizlere ait bir donanma İstanbul Boğazı'na demir attı. Gemilerin topları padişahın da yaşadığı Dolmabahçe Sarayı'na çevrildi. Yurdun dört bir tarafında düşmanların ayak sesleri duyuluyor. Halk çaresiz gözlerle bütün bu olup biteni seyrediyor. Tam da bu sırada Mustafa Kemal Paşa 10 Kasım 1918'de Yıldırım kıtasının komutasını 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa'ya bırakarak Adana'dan İstanbul'a Haydar Paşa Garı'na geçti. Durum hiç de iç açıcı değildi. Devlet tüm siyasi ve ülkü iradeleriyle birlikte işgal güçlerine teslim edilmişti. Mustafa Kemal Paşa silah arkadaşlarıyla beraber karşı kıyıya geçmek için Haydar Paşa Garı'ndan hareket etti. Boğaz'da İngilizlerin demir attığı gemilerin arasından geçiyorlar. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Bir süre sonra yanındakilerden Salih Bozok gemileri göstererek bir şeyler söylemek istedi. Konuşacak durumda değil. Gözler şöyle sicim gibi akmaktaydı. İşte tam o sırada Mustafa Kemal Paşa'nın dudaklarından büyük bir cesaretle, kararlılıkla şu cümle dökülüyor. Geldikleri gibi gidecekler. Geldikleri gibi. Evet, orayı biraz alamadık ama geldikleri gibi gidecekler demişti Mustafa Kemal. Geldikleri gibi gidecekler. O İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlar için. Geldikleri gibi de gittiler. Ama giderken arkalarında çok acılar bıraktılar. Çok acılar bıraktılar. Bu işgalde Yunanlılar İzmir'i girdiler, işgal ettiler. Smerini diyorlar. Hatta güneyde gazeteleri hala Smerin diye geçiyor. Orada ilk kurşunu atan kimdi biliyor musunuz? Gazeteci Hasan Tahsin'di. İşte o da tiyatro sahnesinde yerini aldı. Bakın izleyin. O yüzden provalerindeki son mermi bitene kadar ateş etmeye devam etti. Ateş etmeye devam etti. Ateş etmeye devam etti. Mermisi bitince de onu orada süngüleriyle linç ederek şehit ettiler.
O genç Hasan Tahsin'di. İlk kurşunu o attı, ilk kahraman oydu. Düşmana, işgalcilere ilk kurşunu atan kahraman Hasan Tahsin. Bir millet uyanmayı bekliyor. Uyanışı sağlayacak olan kahraman Fesile arkadaşları 16 Mayıs 1919'da Bandır Baba kuruyla İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmışlar gibi. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Yurdunu esaretten kurtarıp özgürlüğe kavuşturmak için özgürlük ateşini, kurtuluş ateşini yaktı. Bir millet önderinin yaktığı bu ateş etrafında bir oldu, silkindi, uyandı. Esaretten kurtulmak, imkansızlıklar içinde özgürlüklere kavuşmak için destanlar yazmaya başladı. Evet, Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Oradan Erzurum, Amasya, Sivas kongreleri ve nihayetinde Ankara'ya geldi. Ankara ağlıyordu ve Ankara'nın o haline türküler bile yakılmıştı, şarkılar bile söylenmişti. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, izliyoruz. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. 30 Ağustos Meydan Muharebesi arkasından 9 Eylül düşmanlardan temizlendi Anadolu, Türkiye. Ve Atatürk mecliste silah arkadaşlarıyla bir gün önce, 29 Ekim'den önce silah arkadaşlarıyla karar almak zorundaydı. Bakın bir de onu izleyelim.
Artık savaş bitti diyor. Oysa savaş daha bitmedi. Amaçlarından yalnızca birine yöneldi. Türkiye'yi kurtarmış, düşmanlarla sarılı paramparça bir kararlılıktan güçlü bir devlet çıkarmıştı. Şimdi yapmaya başladım. Şeriata dayanan orta çağ yapısı bir toplum sistemini süpürüp atmak yerine çağdaş uygarlığa dayanan yeni modern düzen getirmek. Evet, bir devir kapanmıştı, yeni bir devir başlıyordu Mustafa Kemal Atatürk. Birçok mazlum devlet Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı örnek aldı. Birçok mazlum devletin önderleri Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldı. Devrimci arıyorsanız Mustafa Kemal Atatürk. Devlet adamı bulunmaz eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk. Biz hakikaten böyle bir oyunu Dünya Tiyatrolar Günü'nde Gazi Mausa'da sergilenmesine destek çıktığı için Gazi Mausa Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Hakikaten böyle bir günde böyle bir oyunun sergilenmesi hem oyuncularımız, sanatçılarımız Şenay Saçbüker ve Hüseyin Köroğlu'ya da gerçekten teşekkür ediyoruz. Ve bu oyuna da katkılı olan herkese işte ve böyle bir desteği verdiği için de tiyatro aşk yani Şenay Saçbüker ve Hüseyin Köroğlu'nun oynadığı bu oyunun tiyatro aşk teşekkür etti Gazi Mausa Belediyesi Başkanı'na. İsmail Erter de dün geceydi. O da oyunu baştan sona seyretti ve işte izliyoruz. Ona da teşekkür ettiler, çiçekler verdiler oyunun son bölümünde. Evet değerli izleyenler böyle bir oyundu. Böyle müthiş bir gece yaşadık. Hakikaten biz de teşekkür ederiz İsmail Erter'e. Günaydın'ın sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın sabah yine saat tam 7.30'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.